Bekir'e altın gönderiyorlar. Salak ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Nasıl olacak bugün? Çok güzel geçecek, eğlenceli. Bol kahkahalı, güzel yemekli. Çok güzel geçecek inşallah. İlk günkü o şeyi atabildin mi üstünde? Vallahi hiç stresim yoktu. Çok heyecanlıydım. Yemeği tadarken biraz stres oldum dedin. Ha, evet, birazcık onda oldum. O kadar yani. Çok güzel. Kaçıncı çeyreğiniz oldu sizin? O kadar çok ki. Yok ya, 9 galiba. 9 çeyrek, 36. Evet. Olmuş oldu. Maşallah. Niye olmuş? Maşallah. Maşallah, maşallah. İnşallah bu hafta 35 olacağız. Bu hafta 35 olacak inşallah. Rümeysa bak 35 olacak diyor sevgili abla. Ama inşallah diyor, bir ihtimal daha var. İzin vermeyeceğim 35 olmasına. Evet, izin vermeyeceğim. Sevgili abla bugün spor giymişsin bayım. Bugün böyle oldu ya. Daha mı rahat oluyor? Çok rahat oluyor. Çok rahat oluyor. Haftada bir gün spor günü ilan ediyorum ben. Salı günleri spor günü. Salı, çarşamba, cuma zaten final şıklığımız var. Çarşamba, perşembe normal. Cansu'nun yeni gelini kıskandığını düşünüyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Yok canım, alakası yok. Niye kıskansın? Yok. Var mı öyle bir şey? Hayır. Öyle bir şey sezdin mi? Hayır, hiç sezmedim. Güzel güzel yarışıyorlar maşallah. Ne diyeyim? Patavatsız dedi gelini. Bana mı? O der. Ben hiç alınmam. Hiç önemli değil benim için. Hazırlandın mı? Yok. Ziyafet abla ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hele çok istemeyeceğim. Ben de azın işi yapayım. Geç kaldık, mecbur yardım edeceğim. Kafamı bağladı benim. Birbirimize yardım ediyoruz mecburda. Sana mı yaptırıyor? Açık yoksa sen mi yapmak istedin? Yok canım, ben yaptım. Ben yapmak istedim. Çünkü onun işi var ya biraz. Aha. Bilezikleri de aldı artık. Evet, mecbur yapacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Dur biraz kıssın. Aynen. Şey var mı? Kağıt ver, kağıt alabilir miyim al kağıdı? Ziyafet abla, 85 hedefindi ya. Evet. Onun için mi motive ediyorsun yoksa böyle? Yok canım, ondan ötürü değil. Mecbur bir 85'i aldık, cebimize koyduk. 80'i kaldı, onu da alacağız. Sen merak etme. Sen için ferah dur. Evet, alacağız. Daha buradayız. Mecbur alacağız da. Rümeysa, bak 80 bilezik alacağız diyor. Onlar 80 alıyorlarsa benden de bir 100. Canım yavaş. Sen yüz mü aldın artık? Yapıştık sana. Niye? Sana 80 al, sana alkış. Tamam, yakışır. Yok, sana da yakışır da yavrum. Bak 100 diyor. Tamam, 100. Yok olsun. Martira. Helal olsun, alsın da helal olsun. Ama sen bana dileri versen ben alamam. Ne yapayım şimdi? Ama geçen hafta hiç böyle değildin, çok tatlıydın. Ama o zaman şanslı günüydün. Şansa ne alakası var kız, tadıp veriyorsun. Tabii ya, bunlar şansın var. Dün benim oğlumla eşimden bana çok sürpriz bir video geldi. Çok duygulandım. Çok sevindim. Duygularım karmakarışık oldu. Ne yaşadığımı ben de anlamadım. Ben bunları, onları buradan çok seviyorum. Kayınvaliden de seni tridentini ütülüyor. Evet, çok, o beni çok sever. Oo. Baksana yavaştan bana yaklaşmaya başladı artık. Şimdiden mi yaklaşmaya başladı? Elif! İyi kötü, hemen kötü bilezikleri yere. Bilezikleri aldın diye mi acaba? Hayır, hayır. Bileziklerden önce de öyleydi. O zaman çeyrekleri aldın diye. Hayır, o sadece sevgisini tam gösteremiyordu. Şimdi artık yavaştan yavaştan göstermeye başladı. Öyle mi Ziyafet abla? Evet. Yok, ben Elif'i zaten seviyordum. Ama ifade edemiyordum kendimi. Mesela nişanlıyken tabii anlaşamadık. İlk biraz çekişmeli oldu ama şimdi Elif'i severim. Elif sevilmeyecek kız değil ki. Anlaşırız de. Fikirlerimi... Burada daha çok sevdim. Elif bilezikleri alınca daha çok sevdim. Elif bilezikleri alınca daha çok sevdi Elif'i. Saçma sapan konuşmayın onunla. Taktığınız bileziği ama bilezikten kaynaklı bir şey değil. Aşağıda iğne var mı? İğne var. Bilezikle alakası yok mu diyorsun? Yok, bilezikten önceydi yani. Teşekkür ederim, sen de kırmızılar çok eğlenceli. Ama ilk haftan dedi ya, ben pek alışamadım Elif'e. Ya o şöyle kendini tam ifade edemedi aslında. Alıştıkça ifadesi de evet, rahatlar. Yani şimdi yavaş yavaş sevdikçe değişiyor duygular, herkesin öyle yani. Şimdi Nezahat abla orada hemen laf atıyor. Sanki sen gelinle çok iyisin. Evet. Allah Allah. Ben bilezik almadan da seviyorum. Yok, bilezik alsa da severim, almasa da severim. Benim için fark etmez diyorsun. Aynen öyle. Benim gelinim
Yarışmada elense de gitse de hiç fark etmiyor. Ben nasıl aldıysam öyle benim için. Biz de bilezik için birbirimizi seviyor aynı. Değiliz. Zaten seviyoruz şimdi yani. Aynen, bilezik bizim sevgimizi tamamlamıyor yani. Yani bilezik her şey, her şey bilezik. Her şey bilezik değil ki. İnsan birbirini sevse de Elif Hanım. Bak ütüledi getirdi. Evet Yağmur, ikinci günün. Evet, ikinci günüm. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İlk günkü izlenimlerin nelerdir? Bize söyler misin? İlk günkü izlenimlerim, her şey yolunda. Tabii yoğun bir maraton, yoğun bir şey. Sıkı rakiplerim var. Güzel güzel eğleniyoruz. Hem eğlenirken yemekler yapıyoruz. Hem de çok güzel altınlar, bilezikler kazanıyoruz. Güzel, her şey şu anda güzel görünüyor. Umarım uzun haftalar birlikte olmak. Beklediğinden daha mı zordu ilk günü? Zor tabii. Tabii ilk günün bir heyecanı da var. Yoğun bir maraton, koştur falan, yemek de yapıyorsun, stres de var. Beklediğinden daha zor. Bir de sen hanımanne diyorsun sanırım. Aynen, hanımanne diyorum. Çünkü benim o hanımannem. Ben daha önce onlara kaynanam diyordum. Başkalarına, üçüncü şahıslara bahsederken de kaynanam diyordum. Ama hanımannemin de annesi, ondan gelen bir gelenek, kendileri göçmenler, hanımanne deniyormuş. Sen de bana hanımanne de dedi. Ben de onu kırmadım, hanımanne diyorum. Biraz da patavatsız buluyormuşsun, öyle söyledin değil mi? Patavatsız demeyelim, bazen her şeyi düşündüğü gibi söyleyebiliyor, kalbinde kötülük yok. Ama diğer insanlar onu tanımadığı için ortamda otomatikman etki alıyor. Sonra da ben ekstra onu savunmaya geçiyorum. Geçen arkadaşlarına sanırım öyle bir şey yapmış. Aynen öyle, bize gelmişlerdi. Artık gitmeyecek misiniz? Saat 12 oldu falan dedi. O gitti, arkasından arkadaşlarım işte niye öyle dedi, niye öyle yaptı falan. Ben otomatikman toparlamaya, onu korumaya geçtim. Yani ne onun üzülmesini istiyorum ne de benim ekstra efor harcamamı istiyorum ama o ne yapsa başımın tacıdır. Çok oluyor mu peki bunlar? Oluyor. Var öyle. Var öyle şeyleri. Mesela bir tane daha örnek verebilir misin? Vallahi ne verebilirim? Yani genelde söyler, hiç çekinmez. İnsanlarla alakalı düşüncelerini söyler. Ben buyum der. Mesela eşine karşı da, oğluna karşı da her zaman her şeyi söyler. Dobradır. Dobradır, aynen. Lafını sözünü esirgemez. Sözleşme imzalattılar dün sana. Hı. Ne diyorsun? Bilmiyorum hala. Getirdi sözleşmeyi. Bir kağıt getirdi, ben de imzaladım. Okumadım, bir şey etmedim. Elif'e güvenirdim. Daha nedir? İmza, altınları herhalde ben ona vermişim. İlece imza attım. Biraz yeni gelinin altından çıktı gibi geldi bana ama. Evet, o sarısında çıktı. Çok fena o. Çok fena, o öğretti. Peki Elif'i, niye böyle bir şey yaptı? Elif'i de kudurttular, Elif'i de kendine benzettiler. Elif akıllı bir kızdı. Elif'i de uyduruyor. Kıskanç sudan yaptı, ne yaptı? Baktı ki biz altınları, bilezikleri aldık, bir de izlemiş gelmiş. Ne oldu? Elif'i... 85 iddiasıyla tabii şey ki, yapınca bugün... Bugün hep de gıcık oldular bize. Olacak, 85 olacak. 5'i aldık, 5 cebde. İnşallah olacak.